Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birçok kişinin çok sevdiği tırıleci tatlısı yapacağız. Üzeri bol karamelli, içi sütlü şerbet harika bir tarif oluyor hem de çok hafif. Hadi buyurun yapım aşamasına geçelim şimdi. Öncelikle tırılecinin kek hamuru için 4 tane yumurta, 1 su bardağını mutfak şefine ya da bir mikser kabının içerisine koyup en yüksek ayarda köpük köpük olana kadar çırpacağız ya da rengi tamamen beyaz olana kadar çırpacağız zaten burada da görüyorsunuz tamamen rengi bembeyaz oldu şimdi üzerine yarım limon rendesi bir paket vanilya bir paket kabartma tozu ekliyoruz ve mutfak şifinin ya da mikseri en düşük ayarda çırpmaya başlıyoruz ve çırparken yavaş yavaş olacak şekilde 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar unumuzu ilave ediyoruz ve gördüğünüz gibi kek hamurumuz hazır olmuş oldu. İsterseniz siz bu işlemi elinizle de yavaş yavaş çırpabilirsiniz. Şimdi bir borcama dikdörtgen borcama çırptığımız hamur harcımızı koyuyoruz. Güzelce üzerine düzeltiyoruz. Ve önceden ısıttığımız 170 derece fırında alt üstü pişene kadar yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyoruz. Şimdi evet. üzerinin karameli için bir tencerenin içerisine bir su bardağı toz şekeri koyup e, ilk olarak erimeye bırakıyoruz ve eridikten sonra kenarından tahta kaşıkla biraz karıştırdıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz ve görüyorsunuz hızlı bir şekilde karıştırıyoruz karamelimizin, karamelimizin renginde görüyorsunuz bu şekilde oluyor ve üzerine bir kutu diyelim ya da bir su bardağı kadar sıvı krema ekliyoruz Sıvı krema ekleyince biraz karamel donuyor ama karıştırdıkça tekrardan eriyor ve gördüğünüz gibi köpük köpük oruyor tamamen erimiş oldu. Şimdi görüyorsunuz tamamen sıvı kıvamda ama bunu şimdi soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonrasında güzel bir kıvamını alacağız daha sonra gösteririm size. Şimdi süt şerbeti için 3,5 su bardağı kadar oda sıcaklığındaki sütün içerisine 1 çay bardağı toz şeker, 1 kutu yani 1 su bardağı kadar kremayı ekliyoruz. Orijinal tarifinde manda, keçi ve inek sütünden yapılıyor ama bizler onu evde bulamadığımız için kremayla lezzetlendiriyoruz ve süt şerbetimiz hazır oldu üzerinin kreması için mikser kabının içerisine bir çay bardağı süt, bir paket toz krem şanti koyup yüksek derecede mikser ya da mutfak şeklinde iyice köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Zaten görüyorsunuz krem şantimiz de hazır olmuş oldu böylece. Ve bu sırada kekimiz de pişti. Keki piştikten sonrasında tamamen soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonrasında üzerine bir kürdanla böyle delikler yapıyoruz ve hazırladığımız süt şerbetini üzerine döküyoruz. Zaten biz döktükçe hemen içerisine çekiyor sütü. Siz çekmiyor diye korkmayın. Ve kalanını da tamamen üzerine boşalttım ve buzdolabında tekrardan bir 1 saat kadar şerbeti çekmesini bekleyeceğim, dinlendireceğim. Ve bu sırada karamelimizi soğumaya bırakmıştık. Soğudukça görüyorsunuz çok güzel bir kıvamı aldı. Ne kadar öncesinde yapıp soğutursanız o kadar daha iyi olur. Şöyle bir sos kabına koyuyorum. Karameli daha güzel dökebilmek için. Zaten buradan rengi de kıvamı da belli oluyor. Ne kadar güzel oldu. 1 saat kadar beklettiğim tırlaçanın üzerine çırptığımız krem şanti çok düzgün olacak şekilde sürüyoruz. Güzel bir spot, spatula ile sürerseniz çok da düzgün olur ve şimdi üzerine hazırladığımız e, karamel sosu döküyoruz. Ben karamel sostan çok az, biraz daha ayırdım. E, sanki biraz fazla gelecek gibi geldi ama sizler hepsini dökebilirsiniz. Şöyle onu da güzelce, düzgünce sürüyoruz üzerine. Şimdi üzerinin süslemek için e, mikser kabının içerisinde bir yemek kaşığı kadar krem şanti bırakmıştım. Ona bir yemek kaşığı kadar da süt ilave ettim, karıştırdım, güzel bir krema elde ettim. Onu da sıkma torbasına koydum ve triletenin olmazsa olmaz güzelce süsünü yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi şeritler halinde sıkıyoruz. Ve bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına bir kalp bir emoji bırakırsanız bana destek olmuş olursunuz ya da beğeni yorum yapmayı da unutmayın. Üzerine çizikler yaptıktan sonrasında bir kürdanla ters düz olacak şekilde tır leçenin olmazsa olmaz güzel süslemesini yapıyoruz. Ve daha sonrasında tır leçemizi bıçakla istediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Her kesmede bıçağınızı bir bezle silerseniz çok daha rahat kesersiniz. Ben bir dilim öncesinde aldım size daha rahat gösterebilmek için şimdi bir tane daha alıyorum ve bu arada benim çok fazla bekletmeye zamanım olmadı e, video çekimi yaptığım için ama sizler mutlaka bir gece öncesinde bekletin o zaman karameliniz çok daha güzel kıvam almış olur. Bu halde bile çok daha güzel görünüyor şimdi bakalım e, nasıl olmuş kıvamı gördüğünüz gibi sütü içerisine çekiyor pamuk gibi harika bir tatlımız olmuş oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim ve böylece bir tarifim daha sonuna gelmiş oldum. Tariflerimi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.